Herkese merhabalar. Beni muayeneye getirdik bugün. Biraz bizim için uzun bir süreç oldu. Hiç bilmediğimiz bir konuydu. Sonuçta kamyon muayenesi otomobillerden biraz farklı oluyor. Nemo boyadan ve karavan yapmadan önce muayeneye sokmamızın sebebi şu. Her yere çekiciyle gitmek zorunda kalıyorduk. Araba çekme belgeli, plakamız yok. Ve hani şikayetler de oluyordu. Askeri araç işte siviller tarafından kullanılıyor diye. Bunların önüne geçmek için muayeneye sokalım dedik. Zaten boya öncesi de böyle birkaç yere gidip fikir alışverişi yapacağız. Arabayı görmek isteyen yerler oluyor. Hani getirin görelim, ona göre fiyat verelim diye. Bu sebeple de sürekli çekiciyle gitmemek için muayeneye getirdik. İlk olarak Ünumo'a tampon yaptırdık. Tampona hatta reflektörler koyduk. Bunları hatalı koymuştu. Onları değiştirdik. Aslında hatalı değil. Bak bu tırın da yanında şöyle gri sarı şeritler var. Normalde o olması gerekiyor. Oydu ama değişmiş. Şu yani tarz bir reflektör. Uygun olarak yapmak istedim. Bu tarz bir reflektörmüş. Ondan aldık. Evet. Daha sonra eve geldi benim ok. Sonra bir öğrendik ki bisikletlik yaptırmalıymışız kenarları, yani arabanın yanlarına. Onun için tekrar çekeceğe yüklendi. Tekrar sanayiye gitti. Bisikletlik yapıldı. Muayene için tampon. Bu arada bu yazı sağa gelecek. Sola gelirse o da muayeneden kalmaz. Kanki, bize bu kadar kolaylık sağladığın için teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. Sayende muayeneden geçeceğiz, yoksa geçirmiyorlar aga. İnşallah en kolaylıkla geçersin. İnşallah. Aynı zamanda kamyonlarda yeni çıkan kanuna göre analog takograf yerine dijital takograf olması gerekiyormuş. Dijital. Evet, biz de onu taktırdık. O şu biraz an maliyetliydi, üzdü bizi. Onların aslında tek tek maliyetlerini söyleyelim. Bize en neye mal oldu? Evet. Muayeneden zaten bir geçelim hayırlısıyla. Evet. Ondan sonra ne yaptık? Muayene istasyonuna geldik. Egzoz emisyon. Evet, egzoza girdik emisyon testine. Ne deniyorsa egzoz emisyon ölçümüne girdik. Yandı mı acaba? Bu arada 8400. 8400 yok, bizim 6400. Kaçırdık mı? Anons ederler herhalde. Anons ediyor, bir şey de anlamıyorum ki. Vallahi ben de anlamadım bebeğim ya. Sonra? Yani şu anda tamponumuz var, bisikletliğimiz var, takografımız değişti. Bu arada takografı daha sonra da kaldırmıyoruz. Çünkü aracımız otomatik araç, beyni dijital takografla uyumlu şu anda. Takografı söktüğümüzde bizim aracımızın beyni karıştığı için motokaravan yapsak da kontrole girmeyeceğiz ama takografımız her zaman kalacak bizim. Sigortamızı bu önemli bir detay ama herkes evet, şunu zannediyor, takografı söküp atacağız. Hayır. Manuellerde atılabiliyor ama otomatik viteslerde araba vites ve gaz performansında bir gariplik yaşayabiliyor, problem. Yani yolda giderken bu cihaz arızaya geçtiğinde araba da arızaya geçiyor. Evet. Birbirine eşdeğerli bağlı. Şimdi muayene sırasındayız, bakalım geçebilecek miyiz? Yandı. 54 TT 954, lütfen. Yalnız kilometreye bak. Dön hele bir bak. 3254. 3254 olduk. Ne çabuk olduk ya. Harbiden ya. 200 kilometre yol yapmışız. Evet, 3 nolu kan. Biz kaça gidiyoruz? 6 nolu. 6 nolu kanala lütfen. Yukarıdaki lazer metre arabanın boyunu ölçüyor arkadaşlar. Oldu. Yaşasın! Oldu!
Bakıyoruz. Far camı aksesuarla kısmen kapatılmış. Hafif kusur. Far ayarı hatalı, hafif kusur. Kısa uzun far ayarı hatalı. Başka hiçbir kusurumuz yok bir tane. İyi, çok şükür. Biz muayeneden geçtik arkadaşlar. Şimdi tekrar üzerinden geçelim. Arabamıza bir adet bisikletlik isteniyor. Önde şu plastik olması şart. Şöyle bir 10 santimlik demir. Peşinden en çok sorulan soru arka tampon reflektör olacak. Fakat bu tamponda 10 santim şartı yok. Bizimki 8'e 8. Şaseye bağlı olduğu için 8'e 8 de kabul ediliyormuş. Reflektörümüz var. Yine bu tarafta bir bisikletlik daha var. Yine bunun da önünde plastiği var. Bu şartları yerine getirdiğinizde rahat bir şekilde muayeneden geçiyorsunuz. Aracı alan diğer arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Biz bu tufandayı atlattık. Bu arabayı aldık. Yağını, suyunu, bakımını yaptık. Fren balataları iyiydi. Yapmamız gereken başka hiçbir şey olmadığını söylediler. Şu an her şey mis gibi yolunda ve kolunda. Hey yavrum benim, eh seni. Şimdi o zaman notere gidiyoruz. Notere gidiyoruz. Sonra da plaka şoförler odasına gidiyoruz. Şoförler odası, kıl tüy. Tamam. Hadi. Evet, her şeyimiz tamam. Plakamız basılıyor şu anda. Önce muayene istasyonuna 510 lira. Egzoz emisyon ölçümüne 90 lira. 230 lira noter. Evet. 60 lira da plaka. Evet, 60 lira plaka. Bakayım kaç liraymış? 60 lira. Aynen, 60 lira. Evet. Plakalarımız şu an basılıyor. Umarım güzel bir plaka çıkar sıradan. Şimdi basılsın, kurusun, yukarıda mühürletip onaylatıp takıp yanlıyoruz, anladın mı? Ara gazını tıs 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 gidiyoruz bebeğim. Ehliyetin yok, nereye gidiyorsun? Ben onu unuttum. Bolu'ya, neyse, 2 hafta sonra. Neyse ki bugün Bolu'ya ehliyet almaya yola çıkıyoruz. Aynen, inşallah onu alıp da geri geleceğiz. Agasına. Ne? Agasına dedim. O ne demek? Çınar, aga. Sen de arkadaşlarımızı çabuk unutuyorsun. Şivelerini ve lakaplarını. Tutar gibi sanki ya. Çok soğuk olunca gidiyor da. Düşebiliyor. Havalar o kadar soğuk değil ya. Bak şimdi nasıl yapıştırılır seyret. Zaten önce boyaya gidecek, ondan sonra hemen i̇şte şey olacak. Bir daha sökülecek ya. Şimdi bunu... Abi sanırım... Sonra. Ney? Siz geldikten sonra. Evet, bir kampa gidip gelelim. Şu renge tam karar veremedik, biliyor musun abi? Bir de galiba kaplatabiliriz. Kaplatabiliriz. Kafamızda her saniye fikir değişiyor Alaaddin abi. Gelmiyor. Tamam. Kanki gel şöyle alan yarına kadar. Yarın çekersin ellerini, olur mu? Bekle öyle. Aynen. Yarın düzelir orası. Ben gideyim, bizim de 10 kişi çağırır mı? Evet, nöbetleşe Yusuf yarına kadar halledersiniz. Aynen. Muayene işlemlerimiz sonunda bitti. Artık sırada Taha'nın sürücü belgesi ve boya veya kaplama işlemi evet. var. Onun için yola çıkıyoruz birazdan Bolu'ya doğru. Bolu'ya gidiyoruz. Bir hafta Bolu'dayız. Belki bakarsın alabalıkta yakalarız. Evet. Sürprizli birkaç kamp olacak. Ondan sonra dönüp arabamızı boyayıp, badanalayıp devamını getireceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.